Boşkar Servis'in sunduğu hafta sonundan herkese merhabalar. Boşkar Servis ile ilgili duyurumuzu yapalım. Yanı başınızdaki birinci kalite araç servisiniz. Boşkar Servis tüm Türkiye'de 7 bölgede her marka ve model araca profesyonel ve garantili bakım onarım hizmeti vermekte. Siz de mutlu müşteriler arasında yerinizi alın. Kafanız rahat olsun. Hemen boşkarservis.com.tr'ye gidin ve aracınızın ihtiyacı olan her konuda randevunuzu alın. Yeni randevu sistemi ile gitmeden önce ortalama işlem maliyetini görerek bütçenizi de ayarlayabilirsiniz diyelim ve başlayalım. Bu hafta işler değişti. Galatasaray Trabzonspor deplasmanında 5-1'lik iyi bir galibiyet aldı ve Galatasaray'ın böyle bir galibiyete ihtiyacı olduğunu da söylüyorduk. Biraz demoralizeydi takım. Psikolojik olarak zorlanan oyuncular vardı, özgüven olarak zorlanan oyuncular vardı. Bunlar mesela Tete ve Zaha özellikle. Özgüven olarak biraz zorluk yaşıyorlardı. Zaha'nın bu özgüven problemini aşması için çok önemli bir büyük maç oynandı. Bir önceki maçta Okan Buruk bu performanslar sorulduğu zaman, Zaha ve Tete'nin performansı sorulduğu zaman biraz özgüvenle ilgili olduğunu konuş, düşünüyorum. Oyuncularımızla konuşmamız gerekiyor demişti. O konuşmalar işe yaramış gibi gözüküyor. Zaha oldukça kendine güvenerek bir oyun oynadı ve çok önemli bir galibiyet aldı Galatasaray, Zaha'da çok iyi bir performans sergiledi. Şimdi maçın başında aslında klasik olarak Abdullah Avcı'nın planı vardı. Geçtiğimiz yıllarda Başakşehir'in başındayken insanlar hatırlar Galatasaray'a karşı oynadığı bir maçtaki galibiyetini daha sonra NTV'de uzun uzun anlatmıştı ve anlatırken de demişti ki Sabri Sarıoğlu'nun oyun kuramadığını biliyorduk. O yüzden diğer oyuncuları baskı altına aldık, presle yönlendirdik ve topun Sabri ile buluşmasını sağladık. Ve Sabri de oyun kuramadığı için bizim işimize geldi gibi bir yorum yapmıştı. Bunu birçok büyük maçta bir plan olarak kullanıyor. Abdülkerim Bardakçı'nın da ayağının çok daha iyi olduğunu, çok daha etkili uzun paslar attığını biliyoruz. O yüzden Abdülkerim Bardakçı ile hep e, hücumunu eşleştirdi ve Nelson'u boş bıraktı. E, bunu yapabildi, yapabildiğini görüyoruz. Ve Galatasaray'ın oyun kurma rakamlarından savunmadaki savunma merkezindeki oyuncularından, Abdullah ne yapmak istediğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bir işe yaradı mı derseniz Galatasaray hücumcularının dominantlığı nedeniyle Abdullah Avcı'nın bu taktik fikri tamamen boşa çıktı. Hiçbir işe yaramadı. Ee, buradan görüyoruz mesela Nelson'a en çok topla buluşturan isim olmuş. Yani Abdülkerim ve Davinson 90 dakikayı yarımşar yarımşar tamamladılar. 46 kez topla buluşurken onlar Nelson'un 72 kezle Galatasaray'ın en çok topla buluşan oyuncusu olduğunu görüyoruz. Ee, yine e, Davinson, Abdülkerim ikilisi 9 tane uzun top atabilecek açıyı, zamanı, alanı bulmuşken ki bunların ayağı daha iyi uzun top için e, Nelson'un 15 kere deneyebildiğini görüyoruz. Bunlardan 3'te 1 oranında başarılı olmuş. Çok da başarılı diyemeyiz. 5'i başarılı olmuş. Muslera'nın da yine topla e, iyi buluştuğunu bir kaleci için ve bolca uzun pas, uzun top denediğini görüyoruz. Yani Abdullah Hoca aslında yine oyun kurdururken rakibine istediğini yapabiliyor. Fakat bu eğer hücum oyuncularınız çok güçlüyse, çok etkiliyse ve vurulan uzun topları sizin için topluyorsa bu gerideki pres yönlendirme işi hiçbir işe yaramay yaramayabilir. Ve öyle de oldu. Çünkü Barış Alper her defasında Eren'e karşı çok ciddi üstünlük kurdu. Parçaladı resmen yani o kanadı. E, Wilfried Zaha stoperlere karşı genellikle ağırlık koydu sol tarafta da Kerem Koşucu hızlı bir oyuncu zaten. Tıpkı geçen seneki Fenerbahçe Galatasaray deplasmanındaki 3-0'lık maçtaki gibi o dönemde de Barış en öndeydi. Raşit sağdaydı. Kerem Aktürkoğlu soldaydı. Mertens'in sağında solunda ve önünde 3 tane atlet hızlı koşan oyuncu olunca bu tip deplasmanlarda, büyük maç deplasmanlarında bu tip 3 tane koşucu oyuncu, iki kanatta bir de en önde size çok ciddi bir avantaj sağlıyor. Ve ilk 9 dakikada mesela den sonra Trabzonspor baskı yaptı. en son bir tane çapraza atmaya çalıştı. Kerem Aktürkoğlu'na veya Kaan'a sol tarafa doğru atmaya çalıştı. İsabetsiz oldu. Bir tane yerden dikine çıkmaya çalıştı. Mertense ya da Demirbay'a böyle e, hat krampas pas atmaya çalıştı. O da başarısız oldu. Bir tane Barış'a göndermeye çalıştı. Başarısız oldu. İlk 9 dakikada 3 tane uzun topu, dikine topu başarısızdı. 11. dakikada bir attı. E, bir pozisyon oldu. Barış sıfıra indi çevirdi. Zaha yetişemedi boş kaleye. iki adım önce atsa golü yapıyordu. 13. dakikada bir daha oldu. Bir uzun top vurdu. Barış yine e, sıfıra kadar takip etti. Bir çevirdi. İkinci de gol. Yani sizin planınız e, sizin ne kadar işleyip işleyemeyeceği oyuncularınızın ikili mücadelelerde ne kadar ayakta kalabileceğiyle de ilintili. Sizin savunmacılarınız ki Abdullah Hoca da basın toplantısında bunu söylüyor. Ee, savunmada eğer savunma oyuncularınız birebir de rakip hücumculara hiçbir türlü üstünlüğü hissettiremezse, o topları hep havuza düşürürse, o ikili mücadeleleri sıkça kaybederse siz istediğiniz kadar yönlendirme pres yapın bir işe yaramaz. Yani orada Abdullah Avcılık çok bir şey olduğunu düşünmüyorum. Şimdi tabii ki o X faktöre gelelim yani bu işi kıran, plan bozan adam Barış Alper Yılmaz oldu. Abdullah Avcı'nın planlarını fizik üstünlük sayesinde bozdu. Hep biliyorsunuz beni yani tanıyanlar, futbol yorumculuğunda bilenler fizik üstünlüğüne kadar önem verdiğimi biliyor. Çünkü futbolun geldiği nokta Premier Ligi vesaire izlediğiniz zaman, Şampiyonlar Ligi izlediğiniz zaman fizik olarak bambaşka bir şey oynandığını görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Ve Barış Alper Türkiye'de e, bu belki 80'ler 90'lar futbolundan alışan insanların çok böyle tutmadığı, işte biraz halı saha futboluna alıştığımız için biz uyuşuk futbola alıştığımız için bazı insanların çok tutmadı ama aslında Avrupa futboluna en yakın fizik yeterliliğe sahip olan oyuncu. Dikkat edin mesela 60 kez topla buluşmuş. Nelson'dan sonra en çok topla buluşan oyuncu. Çünkü Nelson e, baktı uzun vurmak zorunda. Bari Barış'ın tarafına vurayım. Barış ne de olsa alıyor şeklinde bir çözüm buldu kendi kendisine 10. dakikadan sonra. Ve bu çözümü de Barış ee, Nelson'dan sonra en çok topla uçan oyuncu çünkü o topların hepsini topladı ee, böyle ağaçtan elma toplar gibi hepsini çekti yani üstüne 4 ee, tane hava topu kazandığını görüyoruz 4 kez driblingle adam geçtiğini görüyoruz galiba 2 kez de faulle ile durdurulmak zorunda kaldı 4 kez top kazandığını da görüyoruz bu işte çok yönlülüğe yani oyunu iki taraflı oynamaya hem savunmada var hem hücumda var olmaya çok önemli bir işaret zaten haftalardır Barış Alper sol bekte de iyi ama Barış Alper'in hücumda da çok yönlülüğüne, e, savunma da katkısı verebilmesine, fizik olarak da ezebilmesine Galatasaray'ın çok ihtiyacı var. Raşit Raşitsa diye dillendiriliyor insanlar tarafından ama Barış Alper zaten bunu yapabilecek bir oyuncu diye söyleme sebebim bu işte. Dört kez adam da geçebildiği gibi 4 kez top da kazanabiliyor. Bir kanat oyuncusu için 4 tackle e, çok iyi bir savunma desteği demek. İşte üç kez savunmada hava, hava toplarında, e, kornerlerde vesaire uzaklaştırması var. İki tane şut pası, kilit pası var. Bunlardan bir tanesi asist oldu Zaha'ya. Ama bir tane de düzeltmesi gereken bir şey var. Rastgele orta yapıyor bazen. Bir kanat oyuncusu orta yapabilir tabii ki. Ama 7 tane rastgele orta deneyip bunların hiçbirinde isabet sağlayamamak, sıfır isabette olmak. Oyun planı ile ilgili, oyun yapısı ile ilgili bir şeyleri gözden geçirmesi gerekir Barış'ın. Kanat varyasyonlarına daha çok gidebilirler. Sasha Boy ile ikisi zaten fizik olarak eziyorlar. Mertens'i kullanıp, Mertens'in zekasını kullanıp onunla yapacağı alverlerle daha çok sıfıra inme ve oradan aynı golde yaptığı asist gibi geriye çevirme. Mesela golde yaptığı asist orta olarak hiç işaretlenmemiş istatistikte. Sıfır isabetli orta yazıyor çünkü. O çünkü pas. Sıfıra iniyor ve pas çıkarıyor Zaha'ya. Biraz daha pas çıkarıp orta sayısını biraz daha azaltması güzel olur diye düşünüyorum Barış Alper'le ilgili olarak. Şimdi maçta ilgi çekici biraz konulara da değinelim. Maçın 75. dakikasında Okan Hoca iki orta sahasını birden değiştirdi. Toreyra ve Kerem Demirbay çıktı. Endombele ve Berkan girdi oraya. Ee, ve o son 15 dakikada Berkan'la Endombele bolca hata yaptılar. En nihayetinde bir tanesinde de gol geldi. Korner oldu. Önce Endombele e, kendi yara alanında dribling denemeye çalışırken biraz topu ayağında geveledi. O topu kapan Trabzonspor atak geliştirdi. Galatasaray bir şekilde kornere attı savunmacıları. Fakat kornerde ligde en çok duran toptan gol atan takım olan Trabzonspor 10. duran top golünü attı. Penaltı harici olarak yine kornerden yine Visca hanesine bir asist yazdırmış oldu. Şimdi bu normalde böyle önemli büyük bir maçta iki orta sahayı birden değiştirmek zaten bir problem yaratır. Okan Hoca da 3-0 olmasa muhtemelen ikisini birden değiştirmezdi zaten ama 3 e, günde bir maç var. Bir sonraki maç işte zayıf da olsa İstanbul da oynasa bir sonraki hafta sonu tekrar maç var. Biraz oyuncularını dinlendirmek istiyor anladığım kadarıyla. O değişiklik bozdu tabii ki. Berkan da maç ritmini tamamen kaybetmiş sezonun ilk yarısında hiç İtalya'da oynayamadığı için. Çok basit pas hataları yaptı. E, kötüydü bayağı. Golde bu arada iyi topun üstüne atladı ama savunma aksiyonlarında sıkıntılıydı. Endonbele de benzer şekilde. E, o bayağı hissedildi. Genel olarak Torayra'da da bir şey var. Ee, bir tutukluk var 2-3 haftadır. O da mesela istatistiklere ilginç bir şekilde yansıyor. Mesela Demirbay'ın çok daha dominant olduğu gözüküyor. E, pas isabet oranı daha yüksek. E, topla buluşması Demirbay'ın daha yüksek. Uzun pastaki başarı oranı ikisi de 9 tane uzun pas denemiş. Demirbay 5 tane ile daha etkili olmuş. O tabi uzun pas biraz şöyle de gerçekleşti. Okan Hoca'nın bir taktik planı. Berat Mendy kullanınca Trabzonspor. Torreira ve Kerem Demirbay bir kendilerini bir 15 metre falan geri attılar. Bir 10-15 metre. Biraz daha böyle bir derinlik oluşturdular. Daha kalabalık bir şekilde savunmada durdular. Berat ile Mendy oyun kuramadığı için, o topu etkili kullanamayacağı için biraz aslında onları kapana sıkıştırdılar yani. Bir tuzak kurdular. Orada top kaybı gelince de hemen uzun. Barış, Zaha, Kerem Aktürkoğlu o uzunları zaten götürebilecek oyuncuları olduğu için Galatasaray hücumcuları az önce bahsettiğim o plana düştü Trabzonspor ve bolca uzun pas attılar. Yani sadece e, stoperlerin, Nelson'un 15 tane, Muslera'nın 16 tane uzun topu yok. E, Torreira Kerem'in de 9 tane uzun topu var. Çünkü o koşucular oraları götürebiliyor, topu sürükleyebiliyor. Burada mesela Torreira'nın eksik yani çok nadir eksikleri var Torreira'nın. Çok komple bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Hep diyordum, diagonal pasları, uzun pasları o kadar iyi değil. Bu istatistiğe biraz yansımış. Ama en ilginci şey e, pasla ilgili olanlar değil tabii. Torreira sadece bir tane top kazanırken Kerem Demirbay'ın 6 tane top kazanması ki Bakasetas'tan kazandığı topla Kaan Ayhan'ın golü geldi. Maçı kıran, bitiren, fişi çeken gol. Orada Kerem Demirbay Bakasetas'tan o topa güzel bir şekilde hamle yaptı. Mertes de iyi sıkıştırdı tabi. Oradan da Zaha attılar. Zaha da Kaan'a verdi ve e, oradan da gol geldi. E, bu da e, ilginç bir istatistik yani Kerem Demirbay'ın yükselen performansını da gösteriyor. Torreira'nın da belki İstanbul Spor maçında dinlenmesi onun için iyi olabilir gibi geldi bana. Ayrıca tabii Endombele niye oynuyor vesaire diye çok konuşuyoruz haftalardır. Hani belki biraz da bu şeyden dolayı olabilir yani biraz da Torreira'yı, Demirbay'ı biraz dinlendirmek istiyor olabilir. Sergio Oliveira zaten sakatlandı, onu devreye sokamıyor. Kaan'ın ağrıları vardı oynayamıyordu falan. Orta sahadaki o şeyi azaltmak istiyor olabilir Okan Hoca. Şimdi iki tane tahminim var benim o konuda. Ya Endombele kiralanırken bildirilmeyen bir şey var, e, oyuncunun oynama zorunluluğu belli bir sürede oynama zorunluluğu gibi bir şey veya belli bir maç sayısına çıkma oynama e, gibi bir sözleşmede madde olabilir. O yüzden Endombele için bu kadar maçların sonlarında falan illa Hoca almak istiyor diye düşünüyorum veya. E, maç sonrasında basın toplantısında Sezgin Gelmez bir soru sordu. E, dedi ki işte psikolojik üstünlük bizde onlarda vesaire hep konuşuluyor biliyorsunuz medyada. Sizce değişti mi bu konuda bir e, yani Galatasaray aldı mı psikolojik üstünlüğü falan? Okan Hoca da dedi ki çok maç var dedi yani daha oynanacak çok maç var. E, o yüzden hani psikolojik üstünlük oraya gitti buraya gitti çok takılmadı oraya. Bence güzel bir cevap bu çok maç olduğunu bilincinde olduğu için Okan Hoca. Şimdi bu sene mesela geçen seneye göre daha dezavantajlı. Geçen sene Sevilla'larla maç oynamak zorunda kalan bu sıkışık yarışın içerisinde Fenerbahçe'ydi. Zorlayıcı, yıpratıcı maç. Şimdi artı iki maç fazla oynayacak olan Şubat ayında mesela iki tane Sparta Prag maçı oynayacak olan Galatasaray. Çok maç olduğunu bildiği için hoca mesela Torreira'ya sezonun ilk yarısında çok yüklendi. Bugün Torreira'nın 2-3 maçtır Biraz daha vasat bir oyun oynamasını ben ona bağlıyorum. İlk yarı çok yüklenildi Torreira'ya. Biraz Endombele'leri vesaire bir şekilde devreye katma istemesi bence sezonun ikinci yarısındaki çok maçın farkında, bilincinde olması. O yüzden de bunu yapıyor olabilir. Yani ben Endombele'yi izlemeye bir futbol sever olarak katlanamıyorum. Ee, kızıyorum ama Okan Hoca'nın da neden illa oyunu almak istediğiyle ilgili böyle bir fikri varsa bunu da makul buluyorum açıkçası. Şimdi maç bitiminde son konu. Herkes Zaha, Icardi önlü arkalı olur mu, yan yana olur mu planları yapmaya başladı doğal olarak tabii ki. Mertens'in 37 yaşında olması vesaire ama maç bittikten sonra sakin kafayla maçı tekrar izlediğinizde gece yarısı ben 5'e kadar bir zaman geçirdim. Ee, sabah 5'e kadar. Neredeyse bütün kritik pozisyonlarda Dries Mertens'in çok özel bir rol oynadığını görüyorsunuz. Yani... Ee, çok çok önemli bir oyuncu. Çok kritik bir oyuncu ve maçın tam bir gizli kahramanı. Gerçi her maçın öyle. Ee, Sivas ve son Kayseri maçlarının gizli kahramanı değil direkt kahramanıydı. Bu maçında çok net bir şekilde gizli kahramanı. Tam 8 tane görsel var. 8 pozisyon var. Bu 8 pozisyon maçın en önemli kritik kilit pozisyonları. Aslında 8 pozisyona damga vurduğunuz zaman zaten maça damga vurmuş oluyorsunuz. Şimdi o pozisyonları tekrar bir tek tek inceleyelim. Maç 1-0 iken Kaan Ayhan'ın ortasına Mertens'in kafa vuruşu üst direkten dönmüştü. Bu pozisyonu hatırlarsınız zaten çok net. iki tane direkten döneni var Galatasaray'ın. İkisinde de Mertens var. Birinde kafayı vuran, birinde ortayı kesen. Bu pozisyonun öncesine de değinmek istiyorum ama Barış Alper yine Eren'i fiziksel olarak ezdi ve ortayı kesti. Arka direğe topu aşırttılar ve Kaan Ayhan, sol bek Kaan Ayhan çok iyi bir orta kesti yine. Orta da değil o pas bakarak görerek Mertens'in koşu yoluna topu attı. Barış ve Kaan'ın da bu pozisyonda bu pozisyonun içinde olması oyuna dair de bir şeyler sunuyordu. Mertens'in de koşusu ve kafa vuruşu direkten dönmüştü. İkinci görsel. Bu pozisyon Trabzonspor'un ilk yarıdaki en net pozisyonu. Korner dönüşü. Galatasaray'ı yakalamaya çalışıyorlar. Aslında eksik de yakalamıyorlar. Galatasaray orada bayağı kalabalık. 3 kişiyle geliyor Trabzonspor kontraya. Ama pasların isabeti ve zamanlaması çok başarılı olduğu için Muslera ile karşı karşıya kalmayı başardılar. Burada fontası engelleyecek son oyuncu Galatasaray'da Dries Mertens. E, muhtemelen kornerlerde yayda konumlandı. dönen şutu vurmak için vesaire ama e, ne olursa olsun orada 80 metrelik koşuyu en şiddetli şekilde atıp en gerideki oyuncu kalmaya devam etmesi çok başarılı. Bir de ben bu pozisyonu böyle durdura durdura izledim. Mertens bayağı iyi savunma yapıyor. Bayağı stoper gibi iyi savunma yapıyor. Pas atılmadan hemen önce şöyle kafasını çevirip arkasındaki fontası kontrol ediyor ama tabii artık yaş 37 vesaire olduğu için o Arapasa yetişememiş. Ama baya bizim ligde birçok Anadolu takımındaki stoperlerin yapamadığı çevre kontrolünü yapıyor aslında öncesinde. Bakıyor yani Funtas'a. Ve alanı da aslında çok iyi kapatıyor. Burada çok güzel bir karakter örneği bu, bu görsel. Devam edelim. Bu pozisyon ilk yarının sonu. Berat'a baskıya gidiyor Mertens ve Berat kendisinden iki kat falan daha kalıplı bir oyuncu. Tereyağından kıl çeker gibi Berat'ın ayağından topu çalıyor. Devam ediyor görselde. Fakat burada Zaha'ya atsa Zaha yine birebiri daha iyi kullanabilir Mertens'e göre. Yani son haftalarda evet dribbling üstü şutları çok şey olmamıştı. Bu maçta neyse ki şeytanın bacağını kırdı. Yani bu maçta form e, mutlu ve ilk golünde atmış ma, e, şeye Zaha'ya sola çıkarsa daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Sağına çekip kendi vurdu. Mertens ama bu topu Berattan çalan da Mertens'ti zaten o pozisyonun devamıydı. Devam edelim. Şimdi burada az önce bahsettiğim iki tane direkten dönen topu var. İkisi de Mertens. Burada Kerem Demirbay ile paslaşıyorlar ve ortayı kesiyor Davinson Sancheze. Davinson'un orada biraz boş bırakıldığını görüyoruz ve Davinson'un kafası direkten avuta gitmişti. Devam ediyoruz. Bu işte az önce bahsettiğim. Galatasaray'ın 3. golü öncesi. Kerem Demirbay Bakasetas'a baskıya gidiyor. Bakasetas'ı bozuyor. Ee, burada Kerem Demirbay'ın baskısı yeterli olmayabilirdi. Mertens bu kadar yaklaşmasa. Mertens de o şeyi koyduğu için Bakasetas faal almaya çalıştı. Çünkü topu almaya çalış tutmaya çalışsa Demirbay e, sıkıştırmış. Mertens gelmiş. Büyük ihtimalle Mertens kazanacaktı. Bakasetas kendisini kolay bıraktı ve faal almaya çalıştı. İlk Galatasaray maçında da böyle olmuştu. İlk gelen golde Trabzonspor'un. Yine hakem faalü çalmadı. Topu Mertens aldı. Zaha'ya aktardı. Zaha da Kaan'a verdi ve Kaan 3. golü atıp maçın fişini çekti bence burada. Bu pozisyon 71. dakika. Önemli bir pozisyon. Burada Mertens, Kerem ve Zaha 3'e 2'ye yakalamışlar. Bakın ne kadar doğru zamanda Zaha'ya aktardı bu pası. Biraz belki şiddetini daha az tutsa Zaha daha net bir vuruş çıkarabilirdi. Bunu Uğurcan ayaklarıyla kurtardı. Bunun çok benzerini Endombele'nin bir pozisyonu var. Kerem Aktürkoğlu hızla geçti böyle bir pozisyonda. Herkesin işte sosyal medyada da paylaşmışlar komik bir pozisyonda. Dribbling yapacağı zaman adam içinden başka bir şey çekiyor, çıkıyor. Ekstra hızlanıyor yani garip bir şekilde. Çok benzer bir pozisyon var. Bu kez sol tarafında Kerem Aktürkoğlu aynı bu pozisyondaki Zaha gibi terste kalıyor. Rakip savunmacı için ters ayakta kalıyor. Dönüp Kerem Aktürkoğlu'na yetişemez. Ama o gitti tete'ye atmak istedi. Hem tete'nin arkasına düştü, tete fazla koştu, hem offside'a düştüler falan. Orada mesela Mertens'in oyun zekasıyla ile arasındaki fark çok net. Yani Endombele de o pasları çok iyi atabilen bir oyuncu normalde. Ama sadece pas tekniği önemli değil. Bir de onu doğru adama atmak. Mesela Endombele orada Kerem Aktürkoğlu'na atsa aynı bu pozisyonun ters taraftan işleneni olabilirdi. O pozisyon hatırlınızdadır diye tahmin ediyorum. Burada gol kaçıyor. Zaha yani bir dakika içinde oluyor bu. Zaha az önceki pasta vuruyor. Kaleciden dönüyor. Trabzonspor uzaklaştırıyor. Top yine Torreira'ya geliyor. Torreira bu arada bir önceki pozisyonda yani Mertense pası atarken de çok iyi attı. Hani biraz düşüşte falan dedim ama o kalite yine devam ediyor Torreira'da. Büyük bir kalite var yani. Bu pozisyonun başında Mertense topu böyle paralel bir şekilde yandan çok isabetli attı. Top döndü yine Torreira'ya geldi. Ortası... Kerem Akşeh'e, Mertens'e yine çok iyi bir orta. Mertens burada gol vuruşunu yine zayıf yaptı ama yine koşuyu çok iyi gösterdi ve net pozisyonla buluştu. Üçüncü gol öncesi olduğu gibi dördüncü gol öncesi yine topu kazanan isimlerden bir tanesi olarak Mertens var. Ve burada Edin Vicişe gibi bir kurt oyuncudan arkadan gelip e, topa dokunuyor nizami bir şekilde. Topu arkadaşına Endombele sanırım ona kazandırıyor ve devamında Galatasaray... Dördüncü golü buluyordu. Yine orada Mertens var. Ve görsellerde bu kadar. Tam 8 pozisyon maça çok kritik etki ediyor yani. 3. golde top çalarken, 4. golde top çalarken pasları, top kazanmaları, savunma aksiyonları falan çok çok büyük bir karakterdir Dries Mertens ve sezonun ikinci yarısında yine de öyle tek maç tek maça da dönülecek haftada önemli bir şeyde e, Mertens'ten kolay kolay vazgeçilmez diye düşünüyorum. Galatasaray'ın özellikle şu haftalarında, son 3-4 haftasında çok çok büyük fark yarattı diye düşünüyorum. Galatasaray'ın Trabzonspor galibiyetini bu şekilde tamamlayalım. Fenerbahçe ve haftanın diğer konularıyla ikinci partta görüşmek üzere. Boş